Evet arkadaşlar, şimdi de Astra K16 200 beygirliğin testindeyiz. Bu otomobili çok merak ettiğinizi biliyorum. Çünkü bu fiyat seviyelerinde bu performansı sunan pek otomobil yok. Bir 182 beygirlik Civic var, bir de bu var. Birbirine çok denk otomobiller. Civic 182'liği zaten test etmiştik. Oradan buradan tıklayarak da testini izleyebilirsiniz. Klasik iç mekandan başlayalım. Aslında dediğim gibi Astra K'yi zaten detaylıca test etmiştik ama buna da tabii gelmişken bahsedelim. İç mekanda koltuklar özellikle muhteşem. AGR koltukları var. İşte AGR bir organizasyon, işte ortopediyle ilgileniyorlar. İşte bel sağlığıyla ilgileniyorlar yanlış bilmiyorsam. Ve gerçekten çok rahat koltukları var. Elektrikli, her türlü ayar yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir eleştirim olacak. Koltukları burada ayarı var. İnip binmelerde geri geliyor koltuk. Çok güzel. Ama bindiğinizde ileri gelmiyor. Aradım, taradım. Ya bozuldu ya ben bulamadım ama bayağı uğraştım. Bir türlü ileri gelmedi bindiğimizde. Her seferinde hafızalı. Hafızaya aldım. Bire basıyorum. Bekliyorum. Öyle ideal konuma geldi. Onu çözemedim yani. Onun için iptal ettim onu. Öyle bir özellik olmadı. Öyle de belirteyim onu. İç mekanda bir anlam veremediğim özellik daha var. Bu klima kumandalarının altında hani 100 kişiye gösterseniz 100'ü de burada göz var sanır. Ama burada göz yok. Ya onu hakikaten göz sanıyorsunuz ve orada da göz olmalı zaten. Niye öyle bir şey yapmışlar? Yani daha doğrusu yapmamışlar. Merak ettim doğrusu. Ya orada hatta böyle bir kulbu da var. O kulbu da çekiyorsunuz falan. Hani zor kıracaksın yani sonunda. Hani zorluyorsun. Ama yok. Onun haricinde ben Astra K'nin iç mekanını seviyorum. Ha şöyle, biraz karanlık, fazla siyah. Ama bunu seven de çok var. Hatta özellikle bunu seven de çok var. Koltuklar siyah deri, konsol siyah. Güzel ama yumuşak da güzel yani. Ben kalitesini beğeniyorum. Hani Golf'le kapışır kalitede. Ha şu alt kısımlar belki sert ama onun haricinde bu üst piyano siyahı falan gayet şık duruyor. Bir de kadranlar bana demode geliyor. Yani ufak puntoları var kadranların. İki tane analog, bir solda devir, sağda hız. Yukarıda hararet ve benzin göstergesi, yakıt göstergesi. O biraz bana eski Astra'ları anımsatıyor. Biraz daha demode duruyor. Yani o belki geliştirilebilirdi. Daha güzel böyle dijital bir ekran, bir şey yapılabilirdi orada. Hani orada belki Volkswagen'in gerisinde kalmış diyebiliriz. Kadran konusunda. Bir de bu Opel'lerde şeyi sevmiyorum. Sinyal kolu çok yukarıda kalıyor bana göre. Bu tamamen bana göre. Hani bir kötü bir özellik olarak söylemiyorum. Hani şöyle şey yaptığında alışıyorsun gerçi de hani ben daha aşağı alışmışım normal arabalarda. Bu yukarıda kalıyor biraz. Bir de o sinyal kolu fazla hafif. Böyle o hafifliği sevmedim. Sinyal kolundaki hafifliği. Hani bunlar çok önemli şeyler değil ama his olarak insana böyle keşke biraz daha tok, daha böyle çıt çıt olmasaydı diyorsun. Arka diz mesafesi de gayet yeterli. İşte boyum 1.76. Uzun yolculuklarda gayet rahat seyahat edebilirsin. Bagaj hacmi de keza kendi sınıfında yarışır vaziyette. 400 küsür litreler. Şu an tam gerçekten aklımda değil kaç litre olduğu. Ama yüklemesi, yükleme eşiği gayet güzel. Bir tek işte biraz derin. Hani derin belki bir şey koyarken orada zorlanabilirsin. Onun haricinde bir sorunu yok. Bagaj gayet güzel. Koltuklar tam yatıyor zaten. İç mekan kabaca böyle arkadaşlar. Zaten Astra K testimizde de buraya da tekrar tıklayarak izleyebilirsiniz. Detaylı da orada bahsetmiştik zaten. Gelelim konforuna. Konfor önemli. Hele bu segmentte ise bu segmentte daha da önemli. Şu an mesela 100 ile gidiyoruz. Rüzgar sesi ve yol gürültüsü olarak gayet başarılı.
Ama bu otomobil 18 jantları olduğu için 225-40-18 jant lastik kombinasyonu var. Öbür ilk test ettiğimiz Astra'ya göre daha sert bir otomobil. Bir de tabii bu 200 beygirlik versiyon. Süspansiyonları da biraz daha sert, yaylar. Onu hissediyorsunuz. Uzun yolda ya da böyle büyük engebelerde problem yok. Ama şehir içinde işte logar kapağıydı, keskin darbelerde hemen bam bam hissediyorsun. Ha, çok kötü mü? Çok kötü değil. Ama şöyle söyleyeyim, bu 200 beygir bir otomobil. 200 beygirlik bir, sonuçta hızlı bir otomobil diyebiliriz buna. Ona göre konforu yeterli, gayet güzel. Yalıtımı da güzel, keyifli kullanırsınız yani. Yalıtımı hoşuma gitti. Yani yol sesini az alıyor. Bir işte o süspansiyon çalışmasını çok duymuyorsunuz. Rüzgar yalıtımı da hiç fena değil. Çoğu otomobilden daha başarılı bence yalıtım olarak. Ben yaklaşık 4 gündür kullanıyorum Astra'yı. Her yere gidip geldim. Bir tek sertliğinden biraz şikayet edebilirim. O arkanın özellikle 18 olmasından dolayı. Onun haricinde kalibrasyonu gayet güzel yapılmış. Tabii en çok merak edilen zaten iç mekan falan filan, onu diğer testimizden de biliyorsunuz. Ama en çok merak edilen şey Astra'nın motoru. Bu motor 1.6 benzin, turbo ve 200 beygir. Düz viteste 300 Nm torku var. Bizim kullandığımız 6 ileri tam otomatikte de 280 Nm tork. Şöyle söyleyeyim, bu otomobil düz vites baya baya yürür. Hatta zaten onun 0-100 değeri falan da daha iyi bundan. Bunun 0-100 değeri 7.5-7.7 gibi bir 0-100 değeri var. Zaten onu da göstereceğim size. Hatta şöyle hemen göstereyim 0-100 değerini. Ve 100. 0-100'ü 7.5 saniye aslında gayet başarılı. Yürütüyor otomobili. Motorun o alt devirlerdeki akışkanlığı çok güzel. Ses yok tabii. Güzel bir motor sesi almıyorsunuz. Keşke güzel bir motor sesi olsaydı. Ama turbo otomobillerde zaten genelde bir ses yoksunluğu oluyor. Mesela motor şanzımanın törpülediği noktaları var. Böyle sabit gittiğiniz zaman şanzıman bazen bir üst viteste olabiliyor ve böyle o performansını alamıyorsun. Onun için hop basman lazım. Burada hani otomobili dizginleyen şanzımanı diyebilirim. 6 ileri tam otomatik bir şanzıman var. Günlük kullanımda gayet güzel. İlk gaz tepkisi, kalkışı, işte geriye aldığında ki tepkisi bazen o DSG'lerde falan oluyor. Geriye alıyorsun, bir bekliyor falan. Bunda o yok. Gayet tık tık tık. Şehir içi kullanımda falan gayet keyifli. Ama pist kullanımında, zaten bugün piste de geldik. Gerçek performansını size göstermek için. Orada hani keşke çift kavrama ya da düz vites olsun diyorsunuz. Tabii yakıt ekonomisi de çok önemli. Merak ettiğinizi biliyorum. 4-5 gündür kullanıyorum. Çok sakin kullanıyorum. Mesela şöyle, değişik değişik yakıt tüketimleri elde ettim. Bir, İstanbul trafiği orta açık. Yani köprüde dur kalk yapmadan 8 yaktı. Hatta 7.9 yaktı. Bir tanesinde ve 100 kilometre küsürler gittik. Yine 100 kilometre küsürler, bayağı sıkışık trafikte kaldık. 9.5-10'ları buldu. Pistte zaten hani 13-17, yani turbo yakıyor. Pist önemli değil zaten. Ama hani ortalama 9 diyelim biz buna. Hani ikisinin ortalamasını demiyorum da. Genel kullanım ortalamasına 9 litre diyebiliriz. 200 beygirlik bir otomobil için 9 litre bence makul bir değer. Şimdi mutlaka yazacaklardır. Şöyle böyle işte Seat Leon 150'lik bu kadar yakıyor falan. Ama şimdi Leon'un avantajı çift kavrama olması ve daha düşük beygirli olması. Bu da çift kavrama olsaydı mutlaka 8'leri kavrama kullanımında bulurdunuz. Burada öyle bir dezavantajı var. Ama yani bastığınız zaman yürüyor. Gayet güzel. Hatta motor böyle bir 5000'lerden sonra da, ki turbo olmasına rağmen, yüksek devirlerde de gücünü güzel veriyor. Hoşuma gitti. Düşük hacim, 1.6 ama 200 beygir. Yani motor gayet canlı. Hoşuma gitti. Gelelim yol tutuşa. Belki de Opel'in en iyi olduğu konulardan biri. Ama hiç burada vakit harcamayacağım yol tutuş için. Şimdi sizi hemen İstanbul Park'a ışınlayacağım. İstanbul Park'taki bir turumu
gösteriyorum. Evet arkadaşlar, Kubilay ile birlikte Astra'nın yol tutuşuna ve sürüş dinamiklerini sizler için test edeceğiz. Kubilay da yıllardır bizim ekipte. Severiz kendisini. Ford'çudur kendisi. Spinci. Spinci. İlk turumuz hafif hafif ısınma. Ses çok iyi. Abla dumanlı. Araba çok fazla önden kaymıyor sanki değil mi? Bu mu? Evet. Fena değil. Kafadan kafası bayağı tutunuyor. Kafası dirayetli bayağı. Yol tutuşta kafası hakikaten çok güzel. Yönlendirilebiliyor. Şanzıman törpülüyor burada. Yoksa gücü yerinde. Sonuç olarak arkadaşlar, Astra K bu donanım özellikleriyle aslında pahalı. Çünkü LED çok güzel aydınlatan LED farları var. Aynı Insignia'daki gibi her yeri aydınlatıyor. Uzunlar çok başarılı. Aktif, yani akıllı bir farı var diyebiliriz. Bu sunroofuyla, koltuklarıyla tabii fiyat çok artıyor. Ama bas fiyatı 109 bin, 110 bin lira gibi bir fiyatı var. O fiyatlarda bence tercih edilebilir. Dediğim gibi direkt rakibi Civic 182'lik 1.5 turbo olan, performans olarak bu daha iyi. Onda da CVT şanzıman var. Aslında onun CVT'siyle bunun tork konvertörlüsü hemen hemen aynı tepkiler veriyor diyebiliriz. Ama yol tutuş olarak aslında ben Astra'yı daha başarılı buldum. Frenli olarak da Astra'yı daha başarılı buldum. CVT'yi pistte de kullanmıştım. İki kere frenler hemen bir şey yapmıştı. Koy vermişti, tütmüştü falan. Bunun biraz daha dayanıklı. Yani bunda da biraz yorulma hissediyorsunuz ama kendine geliyor. Frenler biraz daha başarılı diyebiliriz. Zaten dediğim gibi arkadaşlar, Astra K testimiz, çok daha detaylı testimiz var. Asıl bu testin amacı piste girip gerçek performansını görmekti. Sonuç olarak ben Astra'yı beğeniyorum. Alır mıyım? Alırım. Şimdi sizi tekrar piste yönlendiriyorum. Vallahi Astra'nın yol tutuşunu ben gayet beğendim. Bence de güzel. Yani kafası gayet iyi yol tutuyor. Hafif böyle şasi sana tepki veriyor. Gayet hoşuma gitti. Başarılı olmuş yani. Zaten Astra'nın da Opel'in en iyi yaptığı konulardan biri şasi ve yol tutuş. Bence güzel iş çıkarmışlar. Ve keyifli de. Keyifli. Burada bir işte lastikler önüne geçiyor otomobilin tutuş dengesinde. Çünkü lastikler bir yerden sonra normal yol lastiği olduğu için ısınınca artık iyice omuza binmeye başlıyor. Ama gayet başarılı. Motor çok heyecanlı. Direksiyon tepkileri gayet güzel. Hani araba kayıyor mu? Ne yapıyor? Direksiyonu da hissedebiliyorsun. Bunu da beğendim. Mesela Honda Civic'te biraz daha o daha az hisliydi direksiyonu bana göre. Vallahi gayet başarılı. Güzel hissediliyor yani. Ha, performansı nasıl? Şanzımandan dolayı 200 beygiri tam olarak hissedemiyorsunuz. Ama düz vites olsaydı 0-100'ü 6.6 gibi bir rakam oluyor. Ama dediğim gibi burada tek sizi törpüleyen otomatik vites. Onunla çift kavrama falan olsa bayağı güzel işler çıkarır pistte de yolda da. 31 litre. 30 kilometrenin ortalaması. Pistte 30 yakıyormuş. Bayağı yakıyormuş ha. Çok yaktı. Hakikaten bayağı yakıyormuş. Yani basınca böyle pistte full. Turbolar böyle zaten. Biz soğutalım otomobilimizi. Soğutmak önemli. Yani özetlersek ben Astra'yı gayet beğendim. Zaten Opel bu konuda iyi işler başarıyor yol tutuşta. Gayet keyifliydi arkadaşlar. Siz de zaten izlediniz bir turumu. İşte dolu 220 dizeleri falan geçiyorsun. Hani zaten çizgi yapabildiğin zaman gayet iyi işler çıkıyor ortaya. Astra gayet güzel. Yani bir bu 18'lerle konforu biraz zayıf. Onun haricinde yalıtımı ve yol konforu çok kötü değil.
Performans da yerinde. Piste de güzel işler çıkarıyor. Yol tutuş kısmından da bu kadar arkadaşlar. Sonuç olarak Astra'yı ben beğendim. Performansınız da zaten pistte izlediniz. Alır mıyım? Bu fiyatlara alınabilir gerçekten, rekabetçi. Hoşuma gitti. Yol tutuşu, frenleri. Bir tek şanzıman eski ve ağır başlı bir şanzıman. Hani buraya bir çift kavrama ya da bir manuel olsaydı çok daha keyif alırdım. Şanzıman tabii törpülüyor ama Astra gayet keyif verdi. Bu jantlar da olmasaydı daha konforlu olduğunu ben biliyorum. Ki zaten testimizi diye o testimizi de beraber izleyin. Çok merak ettiğiniz 1.6 200 beygir Astra testimizden de bu kadar. Zaten bu önemli olan pist turuydu ve pistteki performansıydı. Onu merak ettiğinizi biliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer testlerde mutlaka abone olun. Bize destek olun arkadaşlar. Bu çok önemli. Abone olmak ve izlenmeler çok önemli. Paylaşmanız çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.